بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Yedinci rica, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün daha bu yedinci ricada kalaya çıkmış, kala. Ankara kalasına çıkmış. Ondan sonra sağ tarafı konuştuk. Şimdi sol taraf. Değil mi Selahattin abi? Sol taraf. Sağ taraf geçmiş zamandır. Sol taraf gelecek zamandı. Geçmiş zamandan teellüm ve ne geliyormuş? Hüzün. Hüzün, zulmetler, firaklar var. Geçmiş zamandan korkular olmaz. Geçmişten firakla alakalı zulmetler, hüzünler var. Keşke. Ya nerede? Bunlar hep orada. Peki ona karşı nedir? Kuvvet imandır. Geçmişteki hüzünleri tamir eden kuvvet imandır. Karıştırmayacaksın. Kuvvet. Geleceğin korkuları var, hüzünleri yok. Gelecekten korku olur, hüzün olmaz. Gelecekteki korkuları da ortadan kaldıran nur-u iman. Onun için karışıyor. Abi ikisi aynı. Hiç alakası yok mekan itibariyle. Kuvvet iman, mazinin zulmetini, fıraklarını tamir eden sistemdir bu. Nur iman, gelecek korkuları tamir edendir. İkisi, nur imanla kuvvet iman arasındaki fark mazi ve müstakbel kadardır. Ezel ve ebed kadardır. Kuvvet iman maziye bakar. Ezele bakar. Böyle hiçbir şey kışır yok burada Risale-i Nur'da. Hepsi yerine konmuş. Kuvvet iman koyunca bilin ki geçmişin zulmetleri, hüzünlerini tamir için kullanılıyor. Tamam. Şimdi sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Şimdi insan ya, insanı tanımlıyor. İnsan hayvan gibi değil ki. Her şey ana kadar. Buraya bir tanesini kessen sığırı, öteki tarafta sığır otlar. Öyle bir mazi ve müstakbeli yok. Akıl alakadarlığı yok. 23. sözde söylüyor. Akıl alakadarlığıyla mazi ve müstakbel geniş bir mekan oluyor. Şey için. Aynı hazır gibi elem veya korku alır. Yani tamam. Geleceği yorumlayamamaktan korkular, maziyi izah edemeyince Allah ile o rezil vesaireler veya firaklar, onları insanlara elem gelir. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Sol taraf. Gördüm ki sol taraf. Niye böyle şey yaptı, tanımladı? Ona seninle alakalı şey söyleyeyim de. Bu hayatta insanoğlunun en çok merak ettiği şey kendisidir. İnsanoğlunun en çok merak ettiği şey tarih boyu kendisini merak etmiştir. Bir sürü felsefi öğretiler çıkmış. Dinler çıkmış. Beşer kaynaklı. Semavi dinler hariç. Hep insan menşeli yorumlar yapılmış.
Böyle bir insan mazisinde kopamıyor. İstikbal daha gelmemiş fakat düşüncesiyle vücut rengini veriyor. Geleceğin, ahiretin en güzel delili geleceğin olmasıdır. Yani gelecek zaman. Yoksa neyin korkusu var? Sol taraftan gelecek zaman. Gelmemiş. Yoksa niye korkuyorsun ki? Vücuda gelmemiş ama varlıkta. Varlıkta olduğuna delil nedir? Korkudur. Eğer senin bildiğin gibi yokluksa niye korku var? Varlık sahnesine, yani şimdiki zamana geçmemiş. Oysa var. 110. sayfada sözlerde diyor ki, mazi ve mustakbel, elva kaderiye mazi ve mustakbelden alınır diyor. Mazi ve mustakbel hem de daha gelmeden canlı ve ruhludur. Ruhludur. Bizim için gelecek var. Yani o da bedensel hayat için gelecek var. Akıl için gelecek de yok. Gelecek Haziran gibidir. Baksana olmadan daha korkuyorsun ondan. Kabirden korkuyorsun, kanserden korkuyorsun, ölümden korkuyorsun, kaybetmekten korkuyorsun, firaktan korkuyorsun. Öyle değil mi? Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım, gördüm ki benim ve emsalimin ve nesliatının büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Gelecek neymiş bak, görüyor musun? Gafletle. Daha iman gözü yok ha. Gelecek gafil gözler şöyle gözüküyor. Benim. 2. Emsalimin. 3. Yani benim ve benim akarınlarım. Yani beraber yaşadıklarım. 3. Nesliati. Nesillerimizin büyük ve karanlıklı bir kabir suretini göründü. Gelecek kabir. Kimin kabri? Benim kabrim. Emsalimin kabri. Senin çocuktan, kız çocuktan kabri. Mezar. Mezar orada. Baktım geleceğe, ünsiyet yerine dehşet verdi. Yani gelecek ünsiyet vermiyor. Allah aşkına mesela alemi de ahiret inancı yoksa bir insanın geleceği neyle ısındıracak? Neyle ünsiyet edecek? Gelecek nasıl canlanır? Gelecek seni nasıl rahatlatır? Yani gelecek sana korkunç mezardır ya. Geleceği nasıl izah edeceksin ya? Her an altından bir taş alınıyor. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir dermansız derde düştüm. Akil Lokman bir haber. Kalbin beka istiyor. Hak da fenamı istiyor. Allah Allah. Her günde bir taşı düşüyor. Böyle bir şeye Hekim-i Lokman da çare bulamadı. Ya kardeşim, iman yoksa gelecek nedir? Kabir değil midir? Senin kabrin, dostların kabri, neslinin kabri. O zaman ünsiyet yok. Korkunç bir ürkmek. O bizim bir abimiz dediği gibi deprem sallanıyor. Hasan, bak bir şey anlatacağım. Deprem sallanıyor, tabii herkes doğal olarak kaçıyor. Sallanınca camdan çıkmış, millet dışarıda. Buna diyorlar ki, amca çıksana deprem var. Abi gafiller diyor. Depremi kim yapıyor? Tanıdık birisi yapıyor bizim ya, bizim tanıdık yapıyor dedi. Yabancı yapmıyor ki dedi. Tanımadınız mı dedi bu sağlayan. Nasıl yorumluyor? Tanıdık birisi yapıyor dedi ya. Bizim tanıdık yapıyor bunu. Görüyorsa şeyini. Bir itikada bak. Bizi tanıyoruz ama onu ne kadar tanıyoruz o zaman? Bizim tanıdık dedi ya. Yabancı değil bu dedi. Bu binalar hepimiz sağlayan tanıdık dedi bu. Benim çok etkiledi bu söz ya. Allah'a diyor tanıdık yani. Ne kadar şey yapmış ki. Bir tanesini yerde sor. Abi böyle denilir mi Allah? Allah dosttur. Dost istersen Allah yeter. Dost olduğu için tanıdıktır. Tanıdık olduğu için dosttur zaten. Değil mi? Tanıdık ya. Bizim tanıdık. Tanıdığımız yapıyor yani. Demek ki
Sol tarafıma baktım, benim, emsalimin ve nesliatinin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Bunu anlayamayın. Siz yaştakiler. Bize başladı yeni. 50'den sonra başladı. Kanser olan, ciddi hastalığı olan, her an ölümünü böyle yatakta bekleyen sol taraf nedir? Onlar bilir. Ta kanına kadar, kemiğine kadar onlar bilir. Elinde çay bardağı. Doğru söylüyorsun abi be. Hakikaten yani gelecek kabir gibi. Ne var ne var. Olmaz. O bilir, hissedemez. Ben ta kemiğime kadar değil ama bazen oluyor ki kemiğimi bile geçiyor. Ta dibine kadar hissediyorum. Böyle kanımın, sinirlerime kadar hissediyorum. Gelecekte demektir. Acayip. Bazen de sanki olmuş gibi hissediyor. Böyle ne yaparmış biliyor musun? Büyük, karanlıklı bir kabir suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Sağ ile soldan tevevüş edip hazır günüme baktım. Bu sefer sağ dün okuduk bir sağ. Sağ böyle. Sol da böyle. Tevevüş verdi. Tevevüş ne demek? Tevevüş, vahşette kalmak. Tefaül babından kendi üzerine cehran ediyor. Harice yapılan bir zulmet değil, zulmette kalmak. Tevahuş. Tevahuş verdi. İki tane. Sağ ile soldan tevahuş edip hazır günüme baktım. Şimdi mazi müstakbel böyle. Şimdi hazıra bakıyor. O gafletli ve tarih varı nazarıma o müzir gün, yani gafletti, ha 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 ha, la kara lu kara la. Bir de tarih vari bir, yani maziden bir sürü bilgileri var ya, tarih vari nazarımda o hazır gün yarın ölmekte ve harekatı mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Tabut. Şimdiki zamanı bak nasıl tanımlıyor? Ne diyor? Bir daha okuyayım. Gafletli. Bazı şeyleri biliyor geçmişten. Tarih bari bir özelliği var. Hazır gün. Peki yarına gün yok. Yarın. Yarın ölmek de. Yarın, da ölmedi. Yarın diyor abi. Yarın. Ha yarın mı dedim? Evet. Ha yarım ölmek de. Yarım. Yarım. Yarısı öldü. Yarısı da harekat-ı mezbuhanedeki ızdırap çeken. Yani mezbahalar var ya hayvanları kesmek için götürülüyor. Şimdi sıraya bekleyen bir hayvan düşünün. Hayvan da anlamaz ya. Bir tanesi kesen, ötekisini otlar yani. Şimdi seni asacaklardı ama üçüncü sıradasın daha. Der misin ya daha üçüncü sıraya kadar çok var ya. Birer saat olsa. Üç saat. Yani bir kahveyi verseniz ya. Çay içelim. Yani bir çay içelim. Sığır öyle değil. Orada bir tanesi kesiliyor, bir tanesi otluyor. Niye? Sığır olduğu için. Sığır olduğu için otluyor. Otladığı için sığırdır. İşte yarın yok. Dün geçti. Yarın var mı? Yok. Söyleyin kabristana ölen hep ihtiyar mı? Hep vermişiz ihtiyarlara. Yüklemişiz ölümü onların boynuzuna. Demek ki bugünkü şey gaflet. Tarih var bir özelliği var. Yarısı istikbalde bir ucu. Yarısı mazide. Mezbahaya gitmiş ölümün kesilmesini bekleyen bir hayvan gibi yarı. Yarısı da mezar olmuş. Yarı o, yarı o. Harekat-ı mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan tabut. Cismimin cenazesini taşıyormuş. Hangisi? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman da böyle. Tabut suretinde göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca başımı kaldırıp ömrümün ağacının başına baktım. Ne kadar ömür var diye. Daha dur bakalım ya. Neyin nesi ya? Mazi bu. İstikbal bu. Hal bu. Ya ne kadar var diye bir baktım dedi. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor bana bakıyor. Ne yapacaksın şimdi? Tek bir meyvesi var. O da durmuş beni bekliyor. Benim cenazemmiş.
Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Belli değil tabi biz öyle diyoruz da. Azametine mi, rahmetine mi? Allah kimse başını versin. Yani bunlar biz başkasının hikayesini anlatıyoruz gibi rahatlıkla dinliyoruz da. Aynı böyle diyecekler benim için. Hasan Akar vefat etmiştir. Veya Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi X namazından mutakiben Y camisinden kaldırılıp Z mezarlığına gömülecektir. Varsa ceset. O da varsa. Bir varmış, bir yapmış. Gitti. O cihetten dahi tevahuş edip başımı aşağıya eğdim. Yani yukarıya baktım, ömürde bir tane şey var. Da bu. Şimdi aşağıya bir baktım dedi. O cihetten dahi tevahuş edip, yani korkunç bir vahşet. Başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına, köküne baktım. Gördüm ki o aşağıda olan toprak, aşağı dediği toprak. Yani vücut dediğim şeyin kaynağı toprak. Kemiklerimin toprağı ile mebde-i ilkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. Şimdi vefat edince biz toprak olmayacak mıyız? Vücudumuzu yapan da topraktı. Başımız da sonumuz da toprak. Geylani'nin sözü hatırıma geliyor ama affedersiniz, affınıza sığınarak anlatayım. Adamın bir tanesi Bağdat'ta böyle çeketi atmış Ümit. Kürlan belli yani. Şimdiki tabirle mafya gidiyormuş böyle. Ondan sonra tabii ki bu tip insanların gönül insanlarıyla pek alakası olmaz. Geylani Hazretleri demiş ki ona, ne bu gurur kibir demiş. Yani dağları da geçemezsin, dibine de inemezsin demiş ya. Bu halin ne dedi yani. Ne bu gurur kibir dedi ya. Tavuk ayakkabılara, tahtak koyunlara basmış, tavuk cekette. Adam bakmış, herhalde beni tanımadın galiba dedi. Külhan belli ya. Geylani diyor ki, tanımaz olur muyum seni? Başın bir damla pismeni, sonun bir avuç siyah toprak. İkisi arasında yürüyen ve affedersiniz, karnında bok taşıyan bir mahluksun demiş. Karnında bok olanın kafasına gurur olur mu demiş. Şimdi bir adam düşünün, şimdi ben tabir edeyim. Elinde özür dilerim o. Poşetle. Ne lan böyle gurur? Sanki altın taşıyor. Pislik, poşette pislik taşıyorsun, insan pisliği. O elindeki poşetin üzerindeki kafada gurur olabilir mi? Ona karnında taşıyorsun ya, karnında bunu taşıyorsun malum biraz önce dediğim gibi. Gelani dedi de, karnına bilmem ne taşıyıp onun üzerindeki kafada gurur olur mu demiş. Hemen insafa gelmiş, talebesi olmuş. Ve evliya olmuş diyorlar. O zaten. He. Şimdi hakikaten öyle ya. Aşağıya baktım diyor. Köküme baktım. Gördüm ki aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağıyla. Kemiklerim onunla oldu ya. Mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Daha bizim arkamızda besmele var da. Gördüm ki, bu da çok acayip ha. Cümleye bak şimdi. Arkasına bakmış. Arkası ne var biliyor musun arkasında? Esassız, fani olan dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Bir daha okuyayım. Ne olur kaçırmayın. Arkası, sessiz, fani olan dünya, sessiz ve fani. Neymiş? Sessiz ve fani. Bir daha söyleyeyim. Neymiş? Dünya arka sessiz ve fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zihir ilave etti. O cihette dahi hayır göremediğimden abi
diyor ya, esassız diyor orada. Öyle mi ya? Ben ters mi okuyorum ya bugün? Esassız fani olan dünya. Aferin, niye düzeltmiyorsun ya? Allah fark var, bir daha baktım. Ha, yani Allah Allah, sesi hiç uymuyor ya. Yok abi. Esassız fani olan dünya. Hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Esassız, temelsiz ya, temelsiz, fani bir dünya. Hiçlik derelerinde yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır göremediğimden ön tarafıma baktı. Şimdi öne bakıyor. İleriye nazarımı gönderdim. O soldu, gelecek. Bu ileri. Gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Kabir kapısı. Yani yol giderken hiç inhiraf edemiyorsun sağa sola. Tam yolun ortasında. Kabir. Kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta istinat ve silah-ı müdafaa olacak cüz'i bir cüz-i ihtiyardan başka bir şey elimde yok. Bir de okuyayım. Altı cihet. Sağ, sol, üst, alt, arka ve ön. Altı cihette gelen dehşetlere karşı, işte bundan sonra çaresiz şey yapacak. Bundan sonra dikkatle dinlememiz lazım. Karşı bana nokta istinat, nokta istinat, istimdat değil, nokta istinat, ne demek nokta istinat? Allah'a iman. Nokta istimdat, ahirete iman. Nokta istinat ve silah-ı müdafaa olacak cüz'i, küçük bir cüz'i ihtiyardan başka elimde yok. Cüz'i ihtiyar akli midir, kalbi midir? Aklidir. O hadsiz ada ve hesapsız müzir şeylere karşı tek bir silah insanı olan o cüz-i ihtiyari hem nakıs, hem kısa, hem aciz, hem icatsız olduğundan kesitten başka bir şeye, bir şey elinden gelmez. Cüz ihtiyarı tanımladı. Cüz ihtiyarı nedir? O hadsiz ada ve hesapsız müzir şeylere karşı tek bir silah insanı olan o cüz ihtiyarı. Hem nakıs, hem kısa, hem aciz, üç, hem icatsız olduğundan kesp var ya kesp. Yani taraftar olmak. Onaylıyorum, reddediyorum. Başka bir şeysi yok. Başka bir şey elinden gelmez. Yani istikbal hale uğruyor. Halden dökülüyor. Maziye dökülüyor. İstikbal hale uğruyor. Maziye dökülüyor. Bunu gelen eşya sana rağmen geliyor. Sen bunu onaylarsın veya reddedersin. Aleyhinde veya lehinde olur. Yani istesen de istemesen zaten yaşayacaksın. Nefes alacaksın. Ama senin hakkında Allah'ın icraatlarını onaylıyor musun, reddediyor musun? Onaylıyor musun, reddediyor musun? Yani hadiseleri sen kurmuyorsun. Güneşi sen doldurmuyorsun. Tamam? Hadiselere hakim değilsin. Hadiseler sana rağmen istikbal hale uğruyor, maziye dökülüyor. Sen burada bir rolün var şu. Onaylıyorum, onaylamıyorum. Günahlar vesaire geldi, onaylamıyorum. Hayır geldiyse onaylıyorum. Her an oluyor mu abi? Her an. Başka bir şeyin yok. Kes bu. Onaylıyorsun veya reddediyorsun. İstesen de istemesen de bu yaşanacak işte. Mesela 40 varsın değil mi? 40 küsür. Bu istesen de istemesen zaten yaşayacaktın. Değil mi? Şimdiye kadar zaten yaşayacaktın. Murat. Yani
senin üzerine o gelenleri onaylarsan hayır oluyor. Ama zaten ya hayrı gidiyor, şerri gidiyor. İkisi de aynı şey ama. Değişen bir şey yok. Ne geçmiş zamana geçebilir cüz ihtiyari. Ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir. Ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Geçmişten elem var. Gelecekten emeller var. Faydası yok. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet. Dört tane şey. Bu altı cihetten bize dehşet, vahşet, karanlık, meyusiyet. Zaten bunlar da cehennemin cehennemi olduğunu söylüyor ustad, yedi tane. Mesela şöyle diyeyim, cehennemin cehennemi nasıl? Bir delikanlı bu kadar hayatına düşkün, lüküs yaşamak, güzel yaşamak, için nelerini feda ediyor? Tırnağı alsa hemen doktora gider. Değil mi? Yani gözü ağrısa doktora gider. Ama birisine takılıyor. Aşık oluyor. Ben seni seviyorum diyor. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. İçinde ne cehennem yaşıyor ki? Ölüm ona çare gözüküyor. Cehennemi düşünün diye demek için söylüyor. Ölüm ona çare görmüş. İntihar. Ya 7 tane var. 7 tane cehennemin cehennemi var. 744'te sözlerde. Bir tanesi bu. Dehşet, vahşet, karanlık, meyusiyet. 4 tanesi burada çalışıyor. İçinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan, ya bu tek tek incelenmiş derste de ben şey yapmak istemiyorum. Dehşet, vahşet, karanlık, meyusiyet. Yalnız şunun farkı söyleyeyim size. Zülmet kalbidir. Karanlık aklidir. Cüz ihtiyar aklidir. İrade kalbidir, vicdanidir. Aynı zannetmeyin sakın ha. Bazı cahiller var. izah edemediğim şeyi. Hemen aynıdır diyor. Çok arasında fark var. Bak cüz ihtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Mesela yeis kalbidir, korku aklidir. Çok farklı var. İşte dehşet, vahşet, karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan İman nurları imdada yetişti. Şimdi söyleyin bakayım. Bu altı cihete iman yok. Neyle çare vereceksin? Nasıl nurlandıracaksın onu? Söyle bakalım. Mumlaşıyor. Nasıl yapacaksın ki onu? Yok ki bir şey. Yok ki. Yok. Ancak ölümü inkarla oluyordur. Ölüm yoktur diyeceksin. Ya tevehhümü beka... Diyeceksin ki ölüm yoktur ha şöyle Salih. Yani. Nasıl olacak peki? Nereye kadar alacaksın kendini? Ölüm yoktur. Görüyorsun abi. Peki selayı duyunca ne yapacaksın? Esselatu ve selamu aleyk. Yok ya bu herhalde müzik ya. Kabre giden o şeyleri nasıl şey yapacaksın, susturacaksın? Burada inatçı olmak inat yani. Senin bir tabirin o mütemerrit. İnatçı mı ne diyorsun? Evet, mütemerrit bir inatçı diyor. Yani ahirete illaki inanmıyorum yani. Yani öyle kendimi biraz... Tamam da ne yapacağım? Ahirete inanmamak ayrı bir şey. Ama ahirete inanmamakla bu dehşetli, vahşeti, karanlığı nasıl kaldıracaksın? İçindeki kaosu nasıl yok edeceksin? Uyuşturacaksın abi. Mesela dışarıda görüyoruz içki inen... Evet. Boşu
Peki nereye kadar Murat? Şömit? Nereye kadar? Yani sen de çok iyi biliyorsun ki esrarla, eroinle, kadınla, parayla, şu içkiyle uyuttum. Ama nereye kadar? Nereye kadar uyutacaksın? Ondan sonra vücut belirli bir aşamaya geliyor ki o da tat vermiyor. Esrar da tat vermiyor. Artık başa sarıyor. Geçici ilk önce içtiğin zaman bir 10 dakika bir keyif veriyor ilk. Sonra zannediyorsun ki bu devam eder. Hayır. İkinci içerken birincinin keyfini vermiyor. Bu sefer birinciyi aramak adına dozunu arttırıyorsun. Bu sefer dozunu arttırınca birinciye geliyorsun ama üçüncü içişte ikinciyi bulamıyorsun. Biraz daha dozunu arttırıyorsun. Sonra gidiyor daha ilerisine gidiyor. Eroine gidiyor. Hapa giriyor. Ondan sonra iğneye gidiyor. İğneden de sonra bitti. İntihar. Yer yaşarsa tabii. Bugün mesela abi biz bir gittiğimiz yerde biz sıkıldık çıktık. İnsanlar ise sıkıntılarını atmak için geliyorlar. Ha ya. Neydi? IKEA mıydı ya? IKEA. IKEA bir mağaza var ya. Biz de Zeytin burada ben dershane de balkonda bir şey yaparız dedim yani. Kitabı dışarıda okurum. Yazın sıcağı olursa. Böyle tahtadan. Bir bakayım nasıl model var diye. Yani orada güzel bir şey tespit etti. Biz girdik bir bakalım da model. Ki fotoğraf çekelim de Türkiye'de bu cinsle bir şey alayım. Bir şey yoktu yani gerçi de. Sıkıldık yani. Hadi çıkalım. Hemen çıktık ya. İnsanlar sıkıntısını gidermek için alışveriş yapıyor. Benim sıkıldığım şeyde rahatlamayı arıyor. Ya bende bir manyaklık var veya onda bir tuhaflık var. Benim Müslümanın sıkıldığı yerden adam rahatlığını arıyorsa onun içini düşünün. Nasıl bir tane nasıl büyütüyorlar nasıl oluyor diye anlatayım. Şeydeyiz uçaktan indik bir hemen de pasaport vuracağız ya. Orada kuyruktayız Alman. Elinde çocuk var. Allah alem ya yalan olmasın. 6 veya 7 aylık. Adamın elinde bağırıyor. Annesi yanında. Annesi böyle bakıyor. Bu burada. Kıvranıyor beni al diye. Atlıyor. Adam da zor tutuyor. Kadın hiç bakmıyor. Güya kural öğretiyor. Herkes ona bakıyor. Çocuk ağlamaktan kıpkırmızı olmuş. Almadı biliyor musun kucağına? Böyle yalnızlığa itilmiş bebek. Güven. Ana sarıldığı zaman ana sarılmıyor. Sanki merhamet sarılıyor. Kemiğine kadar hissediyor. Nasıl atlamaya çalışıyor? O da zor tutuyor. O da böyle bakıyor. Hiç bakmıyor yani. Böyle ruhsuz. Tamamen odun. Ondan sonra Türkler kadınlar ya şuna bak diyor ya. La diyor ya falan. Falan bir şeyler diyorlar. Gene hiç bakmıyor. Niye böyle oluyor dedi. Yanım sırada vardı. Bir genç kız vardı. Üniversite okuyor galiba. Ya yavrum bilmiyor musun dedim niçin oluyor. Bilmiyorum dedi. Nasıl almaz dedi. Nasıl olur dedi. Sen Müslümansın da yavrum ondan. Ay ya ben alayım bari dedi onu ya. Kuralını yesinler. Kuralın dibine gitsin bu kural. Yalnız da itilmiş insanlık. Acayip. Böyle. Burada ana yurtlarında Müslümanların çoğu aileler çocuklarının o ana yurtlarına gitmek istememelerinden şikayetçiler dikkat edersen. Evet. O konuda sana şikayet edenler çok, çok var. Çok. Yani bu şeyle bakacak olsun abi evde o şefkati merhameti olan çocuk oraya gidiyor. Aynı şey muameleyi gördüğünde yalnız kalıyor. Ya. Yalnız kalınca istemiyor abi. Evet. Çünkü 339 sözlerde yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, taciz ateşlerinden, o vahşetin dehşetinden ancak şununla kurtulursun diyor. Yani vahye bağlama. Dört tane şey saydım ha. Oyun geliyor arkadaşlar bunları. Duydunuz mu? Kaçıncı sayfa? Sözler 339. Benim fikrim değil, sözüm değil. Yeysin zulümatından, yeis zulümata sokar. Kimsesizlik vahşetinden, erva habisenin izacatından, erva habise taciz ateşleri. Aha ölüyorsun, aha kansersin, aha şey olacaksın, aha imansızsın, aha kimse yok. Senin kemiğini görecekler bilmem ne. Erva habisenin taciz ateşlerini icazatından, bu üçünün bütünlüğünden, o dehşetin vahşetinden, an şartla vahye tabi olmayla kurtulursun diyor. 339 sözler.
Benim siz benden daha fazla görüyorsunuz bu gavurları yani. Ben orada görüyorum. Senin kuralını sevsinler dedim ya. Kuralınızı yerin dibine batsın yani. Daha çocukta işe yaramıyor ya. Kıpkırmızı ateş gibi oldu çocuk. Öyle büyüdü. Ruhsuz, almaz, güvenmez. Anaya bile nasıl güveniyor? Ana da yok ki. Bakıyor ulan ağlıyor. Hiç bakmıyor. Bakmıyor daha gitmez. Ondan sonra ana diyecek ki niye çocuğum beni ziyaret etmiyor? Ya seni niye ziyaret etmiyor? Hala anlamadı mı senin niye ziyaret etmediğini? Hürmet veren hürmet görür. Seven sevilir. Yani bu nasıl çözeceksin şimdi? Adamın içinde dehşet var, vahşet var, karanlık var. Mevsiyet içinde çırpındığı hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasında parlayan iman nurları imdada yetişti. Ne yapacak bak şimdi? O altı ciheti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler bir, o karanlıklar 100 derece tezahüf etseydi. O vahşet ve karanlıklar 100 derece daha fazla şiddetlenseydi, az olsaydı demiyor ha. Yine o nur-u iman, imdada yetişen nur-u imanla yine o nur onlara kafi ve vafiydi. Bunu şimdi anlamayız. Bu sözümü okuduğum şu sesleri hasta olanlar, kanser olanlar, böyle çok kritik bir durumda olanlar veya kemiğine kadar yaşlı olup ölümünü hissedenler, İman nurundan başka bir nur olmadığını, teselli olmadığını hisseder. Ben yer yer o zehirlenmekte asıl olan işte o anları ben hissediyorum. 2,5'ta kan donuyormuş. Benim nabız 4,5'a inmiş. İniyor, yanımda bağırıyorlar, duyuyorum doktorlar vesaire. Fakat duyuyorum cevap veremiyorum. Ne göz açabiliyorum ne kulak hiçbir şey. Ağzımda oynamıyor. 2,5 diyor şey ama çabuk 4,5'a inmiş. 4,5. Derken 4'e inmiş. Durduramıyorlar yani. Kanın donmasını durduramıyorlar yani. Zehir. O anda önemli olan o neyse. O adamların işi. Doktorun işi. O ben bir şey anlatmak için bunu anlatıyorum. O anda aklım çalışıyor biliyor musun? 2,5'ta donuyor. Donuyor pişt. Ve 4'e inmiş. 4,5'tan 4'e inmiş. Duyuyorum. Durduramıyorum. Sesleri duyuyorum. Duyuyorum ama mukabel edemiyorum. O anda bak bunun üzerine yemin ederim. Böyle bütün o yaptığım namazlar, ibadetler, Kur'anlar değil. Koştuğum, dershaneye sahiplendiğim, açtığımız dershaneler, vesile olduğumuz. Yani ne hizmet yaptım? Onlar hep geldi. Toplandı. Hizmetten başka hiçbir şey. Şahsı öyle Kemal'a uçuyor, kaçıyor. Ona bir şey yok. Gelmedi zihnime. Ben geleni söylüyorum. Baktım o hizmet. Hizmetler. Dershaneler. Cemaat. Kardeşler. Toplandı. Böyle bakıyorsun ya. Sol tarafından, şu taraftan bir nur belirirdi. Sol tarafından, şurada. Solda istikbal. Sonra tabii. Ama öyle bir nur ki bak şu anda o hayal ediyor. Bakamıyorum. Gözüm kapalı olduğu halde bakamıyorum. O kadar acayip bir nur. Gözükmemiş bir şey yani. Gözümü alıyor. Gözümü ancak sıkarak kafayı çeviremiyorum ya. Çok sıkıyorum. Sıktım aldı gene içeriye giriyor. Beynimin ta içine giriyor. Durduramıyorum. Öyle bir şey. Daldım o nura. Artık hizmet de bitti. Demek ki tansın şey inmiş. Şey işte ne yapıyoruz neyse. 4,5'tan 4'e inince oraya kadar şey vardı. Hizmetler burada yığılıyor. Dershaneler, kardeşler, hizmetler, derse gitmeler. Yıldı. 4 dediler duyuyorum. Ondan sonra artık hizmet kalktı. Hizmet de yok. Format değiştirdi. Bu bütün yani özelliğin hizmete hizmet kalktı. Ben yaşadığımı söylüyorum. Kitabı değil bu. Hizmet de kalktı. Baktım nur. Beynimin içine kadar giriyor. Gözümü böyle yumsam bile engel olamıyorum. Beynimin ta içinde. Her tarafıma baktım vuruyor böyle. Ondan sonra böyle kaldım. Sol taraftan yanlaması böyle. O
nura müteveccî iken bir şekilde gelen Cenab-ı Hak derdi. Ondan sonra ne olacaktı bilmiyorum. Yaşamadım çünkü. Daha önce ölen var mı, yaşayan var mı? Ona sormak lazım bundan sonrasını. Bundan sonra bitmişti demek ki. Var böyle bir şey yani. Öyle Allah Allah. Ama öyle aydınlık, öyle aldınlık. Öyle. Dehşet, vahşet, karanlık, meyusiyet. İçinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasından parlayan iman nurları imdada yetişti. Bu anlattıklarım hepimizin başına gelecek bu. O altı ciheti o kadar temir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar 100 derece tezahüf etseydi, 100 derece şiddetlense daha olsa, kötü olsa yine Kur'an'dan gelen o iman nurları onlara kafi ve vafiydi. Demek istiyordum ki Selahattin abi, o anda hiçbir şeyin yok, gözükmüyor. O anda namazım bile yoktu. O anda orucum yoktu. O anda malım mülküm yoktu. Ne kadar hizmete sahiplenmişsem o vardı. Benim gördüğümü söylüyorum. İnanın, ne olur itimat edin bana, o vardı. Vakıflıkmış, Risale çok okumuş, çok insanlara anlatmış, yayın yapmış. İnsanlar bunun vasıtasıyla istifade etmiştir, inanın. Hiçbir şey. Sanki böyle bir kutu düşünün, bütün dershaneler, hizmetler, sahiplenmeler, civata mı çaktın, musluk mu değiştirdin, fatura mı ödedin, bilmiyorum, hizmet işte. Cemaat ve hizmet. Cemaat ve hizmet. Toplanıyor böyle. Elim böyle yapıyorum ya. Hepsi böyle. Toplanıyor. Sonra o da yok oldu. Nura inkılap etti. Baktım solda. Hiçbir şey yok. Ne hizmet, ne bir şey. Bir sif o. Böyle. Bakamıyorum ama zaten bakmama gerek yok. Her tarafıma girmiş. Engel olamıyorum. Engel olamadığım için gözümü de yutamıyorum. Böyle. Nasıl beyaz biliyor musun? Gözükmemiş bir şey. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra nasıl olacaktı bilmiyorum. Herhalde o nurların içinde gelecekti Azrail Aleyhisselam. Gelecek miydi, buradan mı gidecekti, o da bir şey karışık. Zahirde, zahir ismiyle Azrail geliyor. Batın ismiyle Azrail geldiği yok. Zaten burada. Çekip gidiyor. Cesette tutan Azrail. Zaten burada Azrail. Batın ismiyle böyle. O anda ne yardım ediyor İbrahim? Hiçbir şey, canımın ciğeri, hiçbir şey. Abi öbür cihetten düşünsek, mesela bir imanı olmayan kişi bu andaki şey, yani bütün yaşadıkları etkileri, o toplantı... Zaten daha 4,5 yokken zaten gittiler. İşte müstakbal dedim, sol tarafta nura dönüştü dedim. Öbür cihetten düşünsek o zaman... İçkileri, zulmetleri, zinaları... O ne yapar? O öbür tarafta mı olmuş ya? O karanlık olarak mı? Karanlık olarak. Deşetti bizim. Dedi ya işte bir tanesi doktor. Hasan kardeş dedi. Buyur abi dedim. Çapa'da. Adama dedi sabah işte 10-11'de raporu verdi. Kansersin dedik. Hiç ses yapmadı. Yani dondu kanı dedi. Biraz bir şeyler söyledik. Baktık ki adam tekbir vermiyor. Demek ki soğukkanlıkla karşıladı zannettik. Yeni olan bir hadiseyi söylüyoruz. Adama verdik, adam aldı dedi. Şimdi şeyine gitmiş koğuşuna, eşyalarını toplamaya veya ne yapacaksa. Gittik baktık, bir haber geldi 10-15 dakika sonra. Adam orada vefat etmiş. Kanserle ölmemiş. Kalp kriziyle ölmüş. Orada bu ölümde de ölüm yok ha. Hani ölüm olsa kurtulurdun. Cehennemde ölüm yok. Ölüm anında da ölüm yok. Başka bir şey var. Ölsen kurtulursun. Millet diyor ki ölürüz. Neyi ölmesi? Ölmek yok ki. Bu ceset, ruh. Azrail Aleyhisselam ruhu öldürdüğünü zannediyor. İftira ediyorlar. Azrail Aleyhisselam ruhu alıyor cesetten çıkarıyor, alıp kurtarıyor. Alıp götürüyor yani. Öldürme yok öyle bir şey.
Küllü nefsin zayikatın mevt. Bu gittiği zaman bu ölüyor. Ceset ölüyor. Aslında ruhu öldüren Azrail değil. Ruhu öldüren günahlardır. Günahlar ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Gidiyor, günahtan korkması gerekirken Azrail'den korkuyor. Azrail aleyhisselam kadar kaliteli var mı ya? Dört isimle düşünün. Azrail aleyhisselamı cidden sevmeye başladım diyor usta. Azrail aleyhisselam zahir ismini huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Zahir ismini Azrail aleyhisselam gelir, ruh cesetten alır. Tamam? Alır. Batın ismiyle Azrail gelmesi falan yok. Zaten dört melek burada. Şuuru temsil eden Mikail. Hayatı temsil eden burada. Dizginini tutan İsrafil. Ruhu tutan Azrail. Dimağı tutan Cebrail. Vefat anında Azrail çekip gidiyor. Onun adıdır. Ruh gitti işte. Böyle bildiğin zaman da daha değişik oluyor. Zaten Azrail burada. Neyse. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Nur iman. İman nurları diyor. Şöyle ki, iman o vahşetli geçmiş zamanın mezarı ekber suretini yırtıp ünsiyeti bir meclis-i münever, bir mecma ahbap olduğunu bir aynel yakin, bir hakkel yakin gösterdi. İman bak, sağ tarafı bak ne yaptı? Bir daha okuyorum. Şöyle ki, iman o dehşetli geçmiş zamanın mezar ekber suretini yırtıyor. Var ya geçmiş zaman, mezar ekber de gitmiş. Onu yırtıyor. Ne yapıyor o geçmiş zamanı? O mezar, ölü, bir sürü ölülerim var benim. Benim geçmişim hep 52 senem ölmüş. Onlar diyor ki hayır, ünsiyetli, seninle bağlantılı, hiç kesilmemiş. Geçmiş ne demek ki? Geçmiş gelecektir. Yaptıklarımızı görmeye gitmiyor muyuz haşir meydanına? Yaptıklarımızla gidiyoruz. Onu göreceğiz. Ya mucazat ya mukafat göreceğiz. Yaptıklarımız nerede? Geleceğimizde işte haşir meydanında. Yaptıklarımıza gidiyorsak, gittiğimiz yerde gelecekse, o zaman bizim geçmişimiz aynı zamanda gelecektir. Metin. Geleceğimize gidiyoruz kardeş. Neymiş o? Geçmiştekilerimiz. O geçmiş zamanı ne yapıyor? Ünsiyet ettiriyor. Senden kopmamış diyor. Senden ayrılmamış ki. Ne ayrılmış? Hadi ayrılsaydı o benim o dönme anında niçin hizmetler geliyor? Tak tak o şehirdeki dershaneler onlar bunlar tak tak. Yani hep alakadar oldum. Ben hiç alakadar olmadığım şeyler gelmedi. Onlar geliyor. Bunları ne yaptı? Diyor ki ünsiyetli. Aa bir baktım vay be. Ünsiyete çevirdi. Ya bizim ya bizim bunlar ya. Şimdi sen bana gelsen bu kapıyı çalsan Bülent kızar mıyım ya? Aa Bülent iyi geldin. Azrail aleyhisselama ünsiyet etmek lazım. Geldin. Hoş geldin abi ya. Azrail aleyhisselam. Hoş geldin abicim gelsene ya. Bir çay iç istersen. Ya gidelim Hasan. Gidiyoruz kardeşim acele ama bir çay iç ondan sonra gideriz. Bir dinle bir nefes al. Daha nereden gelmişsin? 7 katı aşağıdan gelmişsin. Bizim ağabeyimiz ya. Ünsiyet o ya. Şu anda dinliyor mu dinlemiyor mu? Dinliyor. İçeriz diyor bak. Tebessüm de diyor. Abi. Evet. İçeriz diyor. Burada da içer. Orada ben size ikram edeceğim. Hem de harika. Çayların çayı. Çayın kralı orada. Peygamberden korkulur mu abi? Peygamber işte evet. Meleklerin peygamberi. Azrail aleyhisselam diyoruz. Hakikaten kaliteli bir şey ya. Acayip bir şey ya. İnsan günahtan korkması gerekirken Azrail'den korkuyor. Ünsiyet bu yani. Ona yakınlık hissetmek. Ona yakınlık hissetmek. Geçmişinden nefret niye ediyorsun kardeşim? Ha hizmetle geçmemişti ondan. Ha onda nefret var. Ben geçmişimden nefret etmiyorum çoğusundan. Ünsiyet var.
Yakınlık var. Hatta başım sıkıldığı zaman oradan yardım alıyorum. Ya Rab, şu amel senin yanında makbul olmuşsa bunun hürmetine ya. Veya canım darlandı, tamam mı? Böyle tehlikedim. Hemen malzeme geçiyorum. Elhamdülillah. İyi geçti be. Lan sığındığım bir yer ya benim. Medet aldığım bir yer. Can aldığım bir yer. Nefeslendiğim bir yer benim. Kansersin dedi. Doktor. Hadi bakalım. Nereden yardım alacaksın? Ona kanserse kanser. Yani el freni çek, takos koy. Buraya kadarmış. Ama elhamdülillah ya. Malzememiz var. Bir sürü hamdolsun ya. Namazlarımız var, oruçlarımız var, hizmet var. Gitmişiz, hizmetten sahip çıkmışız. Ya bir derdim olduğu zaman sığındığım bir yer benim. Ünsiyet bu. Benle beraber. Benden kopmuş değil diyor bak. Ünsiyetli bir meclis-i münevver. Bir sürü meclisler var ya. Meclislerde bulunmuşuz ya. Camide gitmişiz, konuşmuşuz, gevezelik yapmışız, namaz kıldırmışız. Seninle oturmuşuz, yemek yemişiz. Ama günahlar, onları da Allah'ın deletesine havale ediyoruz. Ya günahımız var. Allah'ımız çok büyük. Ne kadar büyük olursa olsun. Ya ben şahsi kusurların bir vesileyle affedilecek inşallah. Ben böyle inanıyorum. Ama umumu hukuka tecavüz eden kasten bilerek affedileceğine inanmıyorum. Çünkü umumu hukuk affedilemez diyor Risale'de. Şahsi hukuk için demiyor. Onun için umumu hukukta hissen ziyade olsun. Hizmete sahip çık kardeşim. Şahsi günahların bataklıkla uğraşma. Tövbe et işte. Ve de ki ya Rabbi, onaylamadığın, razı olmadığın geçmişimden tövbe ederim. Onaylamayacağın geleceğimden de sana sığınırım. Günahlarımdan tövbe ederim. Günahlarımdan tövbe. Ya Rabbi, onaylamadığın, razı olmadığın geçmişimdeki günahlarımdan tövbe. Onaylamayacağın geleceğimden de sana sığınırım. Tövbe yok daha. Günah yok çünkü. Kardeşim ben şahsi günahların değil de hizmette hissesi azim olanın çok büyük rahat edeceğine inanıyorum. Azizi, azizi merhametine, aziz ve merhameti sonsuz olan Allah şahsi kusurlara bu ahir zamanda pek inşallah bakmayacağına inanıyorum. Ama hizmete bilerek, bile bile zarar olduğu halde insanların şefkini kıran, dershanelere zarar veren, insanların okumasına şefkini kıran, küçük bir menfaatini, gururunu, kibiri için insanları huzurunu bozan, onu bunu delili olmadığı halde zanlarla eleştiren, hizmet elemanını eleştirenlerin pek şanslı olacağına da inanmıyorum. Tamam, inanmıyorum. Umumi hukuk affedilmez diyor, cinayettir. Mutekeli mal gayr. Neyse. Ünsiyetli bir meclis-i münevver ve mecmu ahbap olduğunu, bizim ahbaplarla dolu. Ben Zübeyir abiyle, Sungur abilerle oturmuşum, Rüştü abilerle oturmuşuz, tamam abilerle oturmuş, dersler olmuş, dershanelere şey yaptık, sağa sola gittik. Bunlar nedir? Bunlar şeydir, mecmu ahbap. Mecmu ahbaplarla dolu yani olduğun. Bir ayn el yakin, bir hakkal yakin gösterdi Nur-u İman. Korkma dedi ya. Hem iman bir kabri ekber suretinde nazarı gafleti görünen gelecek zamanı. Bak aşağıdaki adam kanser. Bak şimdi hatırlamıyorum. Neyle şey yapacak o adam? Karnını yardı değil mi gösterdi? Kanser. Bak şimdi. İman bir kabri ekber suretinde nazarı gaflette görünen gelecek zaman. Sevimli. Bak gelecek zaman. Sevimli. Saadet saraylarında bir ziyafeti rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Cenab-ı Hakk'ın ziyafeti rahmaniye meclisiymiş. Gelecek kabir sonrası. Vay be. Ziyafet ha. Dünyaya Allah şey diyor. Zindani dünya diyor. Kabire cennet bahçeleri diyor. Cennette değil daha kendisi. Dünyaya bu kadar tapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Uğruna çok şey feda ediyoruz. Allah bizim bu kadar değer verdiğimizi zindan diyor. Peki zindan buna diyorsa, cennet bahçesi berzah diyorsa, berzah nasıl bir yerdir? Orada korkulur mu lan?
He ya korkulur mu ya? Bahçede korkun var. Zindanda korkmuyoruz. Ya. Hem iman nazar gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zaman. Hazır zaman tabutmuş. Tabutu götürüyorlar ya. İçinde adam var. Ne dünyalık ne ahiretlik değil mi? Tabutta. Ha bu ceset de tabut. Bunun içinde biz yatıyoruz. Bizi gezdiriyor. Bakayım nereye atacak bizi. Mezarlık neresiyse. Tabut, şimdiki zaman tabut gibi. Hazır zamanı ve o hazır günün tabudiyet şeklini kırıp hazır günün tabudiyet şeklini kırıp tabutu kırıyor. O hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı. Ahiret için açılmış bir dükkana ve şaşalı bir misafirhane-i rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Misafirhane-i rahmanmış. Allah'ın misafiriymiş biz burada. Burası misafirhaneymiş. Neymiş? Misafirhane. Misafirhane-i rahman suretindeymiş. Başka şaşalı bir ticaretgah dükkanıymış. Uhrevi ticaret yapılan yer. İbadetler yapılan yer. Neresi? En kutsi mabet bedendir. Ruh bedende zaten şey yapıyor, ibadet ediyorsa. Tefekkürlerini, zikirlerini burada yapmıyor mu? Subhanallah, subhanallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Okumuyor musun? Namazlar, niyazlar hep burada işte. Yani cesette yapılıyor. Cesette şaşalı bir dükkan. Şaşalı bir misafirhane burası. Ya biz demek ki ha ben ceset değilmişim be kardeşim. Eğer sen beni cesette kastediyorsan yandın. Öleceksin. Ceset ölecek. Ama benden kastın ruhsa müjdeler olsun ölmeyeceksin. İtlak-ı ruh, tahvili vücut olacaksın. Zindani dünyadan bostan cinana bir pasaportmuş. Ama benden kasıt cesetse öleceksin. Onu ayırt edemedinse ruhla cesedi. Ondan sonra buraya kadar herhalde ezan okunmuştur. Yok tamam. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakikada gideyim. Hem iman nazar-ı gafletle ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını. Bak iman, iyi dinliyorsunuz değil mi? İman, nazar-ı gafletle ömür ağacının, var diye üstü, başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi, yani tek gün, tek saat, cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilmel yakin gösterdi. Hem iman, kemiklerimle mebde-i hilkatimin toprağı ayak altında emniyetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını aşağısı. Belki o toprak rahmet kapısı. Topraktan korkuyoruz bak. Oysa toprak kemiklerimin başlangıcı. Bu kemiklerimin yapıldığı fasulye, domates, ekmek. Sonra vefat edince gene toprak. Yani başlangıcım ve sonum. Neymiş toprak? Rahmet kapısı. Allah Allah. Cennet salonunun bir perdesi olduğunu. Cennet salonunun perdesi olduğunu sır iman ile gösterdi. Hem iman nazar-ı gafletle arkamda hiçlik, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki dünya hayatı neymiş? O zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücuda bırakmış, bir kısım mektubat-ı samedaniye ve sahayif-i nukuş-u subhaniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bir ilmel yakin bildirdi. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi
nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil. Nedir ya ön taraf? Kuyu kapısı değilmiş. Belki ya öleceğiz işte. O gireceğimiz yere bak ne diyecek. Belki alemi nurun kapısıdır. Ya bak üstü örtülüyor. Çekirdeğin de üstü örtülüyor. Üstünü örtmesen hava şartları onu kurutur. Çekirdek mahvolur. Çekirdeğin üzerine örtüyoruz ki içindekini dışarıya çıkartsın diye. Çekirdeğin içi dışarıya çıksın. Ağaç olsun. İşte neymiş on taraf? Kabrin arkasında ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir kuyu kapısı değil. Belki alemi nurun kapısıdır. Ve o yol ise hiçliğe ve ademistana değil, belki vücuda, nuranistana ve saadeti ebediye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman, hani dertti, dermanmış meğer kabir, hem dertlerime derman, hem merhem oldu. Hem iman, o elinde pek cüzi bir kes bulunan cüzi bir cüzi ihtiyari yerine, o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayri mütenayi bir kudrete istinad etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz ihtiyarinin eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz-i ihtiyarının elinde bir vesika oluyor. Yani cüz-i ihtiyar da neymiş? Keban barajındaki elektrikten gelen bu kablolara, direklere benim evimden oraya tel atmakmış. Meğer cüz-i ihtiyari irade-i külliyeye bağ atmak için bir sebepmiş. Vesika. Belki de iman o cüz-i ihtiyarının elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz-i ihtiyarı olan silah-i insanı, gerçi yani o cüz-i ihtiyarı hem başa bela hem de nimete vesile. O neymiş bak diyor ki, zatında o silah-i insanı olan cüz-i ihtiyarı gerçi zatında hem kısa, hem aciz, hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz-i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, bir asker ama köye gittiği zaman devlet adına üniforma ile gittiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Öyle de sır-ı imanla o cüz-i ihtiyari Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarinin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire hayatı ise artık cüz-i ihtiyarı ve düşünceler, yani tercihler, hayattaki şekiller değişiyor. Nereye göre yapıyorsun endeksli? Kalp ve ruhun derece hayatına göre yapıyorsun. O zaman ruh ve kalbin daire hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığında, yani ölüm korkuları gibi şeyler zamana mukayyet olan cesetle alakalıdır. Ruh seviyesinde çıkarsan, ruh seviyesinde düşünürsen, ruh seviyesinde hissedersen, ruhun iktiza ettiği şeylerle meşgul olursan, o cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden, daire hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Son cümlemiz, zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nuru iman ile, bak biraz önce kuvvet imandı, bir daha okuyayım istersen. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nasıl yaparsın? Tövbe ve istiğfarla. Maziye geçiyorsun, tövbe ve istiğfarla genetiğini değiştiriyorsun. Ya abi mazim çok kötü. Tamam. Ama senin acayip bir silahın var. Onun genetiğini, DNA'sını değiştiriyorsun. Nasıl değiştireceğim abi? Lan tövbe edeceksin.
İstiğfar edeceksin. Adem Aleyhisselam babamız öyle yapmadı mı? Hata yaptı, indi aşağıya dünyaya. Şeytan hata yaptı, indi aşağıya. İkisi de elini kaldırdı. Adem ne istedi? Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Affet beni dedi. Tövbeye, istiğfara sığındı. Şeytan ne dedi? Adem şöyle dedi. Adem yok, şeytan şöyle dedi. Beni sen azdırdın dedi. Bana uzun ömür ver dedi. Lan ben de zannettim elini kaldırıp tövbe edecek, tövbe edecek ya başımızı da beladan kurtaracaktı. Lan şeytan tövbe etmesi gerekirken istediğine bakın. Uzun ömür istedi. E sen şimdi tövbe ve istiğfar edeceğine ya Rabbim ömür ver diyorsun. Uzun ömürlü istemek şeytandandır. Hayırlı ömür istemek Adem'dendir. Ne olursa olsun uzun ömür. Hayır. Hayırlı uzun ömür istemek. Adem Aleyhisselam hemen tövbe yaptı, sığındı. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Tamam. Tövbe ve istiğfar ediyorum dedi. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın dedi. Ve ondan sonra hem Allah'a iftira ediyor hem de ömür istiyor. Allah da veriyor ya. Hakikaten ne biçim ne güzel bir Allah ya. Düşmanı ve kendi yolunu ondan sonra niçin istiyorsun? Senin yoluna gelecek halis kulların var hesaptıracağım diyor. Hayda. Ve veriyor. Bunun duasını kabul eden Allah. Senin duanı tövbeni kabul etmez mi ya? Ettiğine delil. Adem'in hatasını kabul etti. İşte o bize diyor ki hatanı kabul edeceğim. İstiğfar et. E bak neyle? E mazin rezil. Ama tövben var kardeşim, istiğfarın var. Gir oraya içeriye. Genetini değiştir. Bak diyor ki zamanı mazinin en derin derilerine kuvvet iman ile yani tövbe ve istiğfara şuuru nispetinde girebildiği hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur iman ile geleceği bak. Nur iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar. Korkuları izale eder. Kanser. Yesinler kanseri yani. Kafayı taktım buna kanser bilmem şeyler. Lan zaten herkes ölecek. Kanser olmayan da ölecek ya. Ne yapacaksın? Ölmemenin bir çaresi var işte. O da nuru iman ile geleceğin en yüksek dağlarındaki o fırtınalar var ya, kar yağdırılıyor, vahşiler orada, soğuktur. O öyle değil. O gayet sakin. Ha, o geleceğin en yüksek dağların tepelerindeki korkuları nur iman. Bunu konuşurken sanki ben ölmeyecekmiş gibi mi hitap ediyorum size? Ben de öleceğim kardeşim. Neler yaşamışım ya. E bu olmasa nasıl yaşarım ya? Nasıl yaşayacağım peki ya? Nur iman. Nur iman gidiyor, orayı aydınlatıyor. Kuvvet iman ise klişeleşmiş, geçmişi tamir ediyor. Kuvvet tamir etmek. Kuvvet iman tamir ediyor. Nur iman geleceği aydınlatıyor. Nuru arkaya tutmazsın ki ya. Önüne tutarsın da yoluna tutarsın. Kuvvet ise yaptığın oralardaki enkazlar çökmüş, bitirmiş, kırılmış, dökülmüş, çürümüş. Onları tamir edeceksin o binayı. O tüksü dağlara tutacaksın, lambaya bakacaksın, yoluna falan. Onun için kuvvet iman mazideki günahlarımıza tövbe ve istiğfarla vesile oluyor. Nur iman ise geleceğimizi aydınlatıyor. Başka çaren yok ki. Ben de öleceğim. O kadar hissetmişim ki kaç defa ölümle burun buruna gelmişim. Kaç defa. Ya beşer eliyle zulmettiler bilmem ne. Yani bunu söylerken ben bu muhtacım. Yani biz size hitap etme makamı gibi mi gözüküyorum? Ya ben bunu ben yaşadım ve yaşayacağım yani. Nur iman olmasa ben ne yapacağım ki? Nasıl ben o Azrail'i mukabele edeceğim? Nasıl ağabey diyorum ben ona ya? Ağabeyimiz. Hatta ona dedim ki küllü şeyin halükün ila veçe 15. mektupta herkes haşir meydanında hesap verdikten sonra haşir, her şey bittikten sonra Allah herkesi öldürecek. Her şey bitti mi hesap? Cennet cennet. Geçici dahi olsa değil mi? 15. mektupta. Herkes ölecek. Azrail ölecek mi? Her şey ya Allah'ın dışında şey denilen herkes ölecek. Sonra dirilecek. E şimdi Azrail'de korkuyor da ölümde. O da ölecek. O zaman diyorum ki ya Rabbi şu sözümü Azrail Aleyhisselam'a ulaştır. Şu anda da aynısını diyorum. Ey Azrail Aleyhisselam, ey meleklerin peygamberi sen de öleceksin. Bak senden ne istiyorum biliyor musun? Öyle fazla bir şey istediğim yok. Senin istediğini istiyorum. Nasıl ölmek istiyorsan sen beni öyle öldür. Amin. Demiş ya, Kürt gitmiş haca, tamam mı? Kabe'ye örtüye yapışmış. Ya Rabbi, bu haso niye geldiğini biliyorsun. Amin.
Yani bu kadar. Niçin geldiğini biliyorsun. Demeye gerek var. Ey Azrail aleyhisselam, sen de öleceksin. Şu anda duyuyor musun? Allah'ımdan istedim ya Rabbi, o sözümü ona ulaştır Allah'ım. O da ölecek. Küllü şeyin halikünü laveçe sırınca haşir meydan, herkes ölecek diyor mektubatta, değil mi? Geçici olarak kudretin ilme gidecek ama ölecek yani. Her şey ve Allah kalacak tekrar. Böyle. Ondan sonra tekrar ilimden kudrete dönecek. Şimdi o da ölecek. Sen nasıl ölmek istiyorsun ey peygamber, meleklerin peygamberi Azrail aleyhisselam? Beni ölü öldür. Aynı cinsten öldür beni. Talebi ulum olarak, hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam mazar olarak Cenab-ı Hak bizi öldürsün. Hizmet-i imaniye ve esasat-i imaniye, sadakat üzerine bizi yaşatsın. Ve iman-i kamil hüsnü hatime olarak versin ve talebi ulum unvanıyla şehit olarak kabre girmeyi nasip eylesin. Şu dersin Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'un hürmet ve hatırına, Kur'an'ın hürmetine, peygamberin hürmetine, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselamın hürmetine, Allah'lığın hatırına ya Rabbi bizi şehit olarak ve hissettirmeden, bize sıkıntı vermeden ya Rabbi, merhametinin nasıl iktiza ediyorsa, sana nasıl yakışıyorsa bize öyle muamele et ya Rabbel alemin. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.